Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, merhaba dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar, Süper Kupa finali. Fenerbahçe Galatasaray, saçma sapan bir futbol, daha nice bomba haberler. Bir tarafta kupa finali, diğer tarafta Türkiye'de intihar eden insanlar. Bomba bir haber bülteni yayınımıza geçiyoruz. Şuradan beğenelim, paylaşalım. Kanalımıza abone olmayan kardeşlerim, abone olursanız seviniriz. Haberler gelsin. O eve gelmeyenine hücum edecek. Basın! Neyle? Yine o söz. Uymadılar ki bir yayın yapayım ya. Ellemen Kori. Neyse nereden almıştık? Bak hele mazlum mazlum bak hiç değil, beni satma. Zeher. Efendim, Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanması Türkiye'nin 100. yılı bir kenara bırakılıyor. 3-5 kuruş alabilmek için Suudi Arabistan'a, Arapların çölüne gidip orada maç oynamayı sözde kendisine Atatürkçü diyen zihniyet kabul ediyor. Hadi AKP'yi bir kenara bıraktım. Hadi AKP bunu yapar. AKP'den her şey beklenir. Bu zihniyet böyle bir zihniyet. Kardeşim, yani neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Siz niye kabul ettiniz bunu ya? Ya aldığınız para ne kardeşim? Ne geçti elinize? 2 milyon mu? 2 milyon için mi gittiniz? 2 milyon dolar. Lan vermiş olduğun bir futbolcuya 4 milyon, 5 milyon, 2 milyon için Arap'ın gidiyorsun çölünde top oynamayı kabul ediyorsun ya. İki takım için de geçerli ya. Sonra da bize Atatürkçülük, Matatürkçülük diyorsunuz. Arkadaşlar bakın, ortada bir provokasyon var. Her şeyi bir kenara bırakalım. Şimdi bu anlaşma ne zaman yapıldı? Bu yapılan anlaşmada Atatürk tişörtleri, Atatürk pankartları, işte Türk bayrağı, İstiklal Marşı, bunların hepsi kabul edildiyse bu kavga niye çıktı? Yok eğer bunlar kabul edilmediyse siz niye Suudi Arabistan'a gittiniz? Bunların hepsini sormamız lazım. Siz niye Suudi Arabistan'a gittiniz kardeşim? Yani akıllı mantıklı bir durum yok ortada. Madem Atatürkçüsünüz, en baştan kalkıp Atatürk'le ilgili veya formalarınızdaki Atatürk resmiyle ilgili, hepsiyle ilgili bakın durum bu 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 demeniz lazım. Kasım'ın 5'inde Ali Koç diyor ki, ya diyor Suudi Arabistan bu ülke diyor Atatürk'ün ilke inkılaplarına hani karşı çıkan bir ülke. Yani biz burada problem yaşamayalım diyor. Bir ay önce diyor. Maçı 15 gün kala tekrardan toplanıyorlar. Hani anlatılanları söylüyorum. Medyada duyduğumuz. Sözleşmeler imzalanıyor, işte neler olacak falan filan. Son dakika bir bakıyoruz abi. Suudi Arabistan Atatürk'ün işte tişörtlerine ve pankartlara müsaade etmemiş. İyi de kardeşim 15 gün önce sen bunu niye söylemiyorsun? 15 gün önceden neden bunu adamlara bildirmiyorsun? 15 gün sonra tam maça çıkılacak bir saat, iki saat var ya da 10 saat var. Abi biz bunlarla çıkıyoruz kabul ederseniz. Adam kabul etmek zorunda. Yok eğer bunların hepsini zamanında kabul ettilerse. Bak sonradan biz istemiyoruz diyorlarsa. O zaman adamlar bizi ayağına çağırdılar. Ondan sonra bize tekmeyi vurdular, gidin demeye çalıştılar. Olay bu. Yani zorla bize şu mesajı vereceklerdi. Paramız var. Hepinizi satın alırız. Tamam. Ve dünyaya da şu mesajı vereceklerdi. Ne Atatürk, ne Erdoğan, ne de diğerleri. Hepinizi paramızla satın alabiliriz. Bak, 3 kuruş para için atalarından da vazgeçtiler. İş ona dönecekti. Ama iş ona dönmedi. Her açıdan düşünüyorum. Her açıdan düşünmek zorundayım bunu. Sadece kardeşim, iyi kötü biliyoruz. Bu tarz organizasyonların nasıl yapıldığını, sözleşmelerin ne zaman imzalandığını, iki tarafında istekleri, arzuları, bunların hepsini o organizasyonun olacağı ülkenin kabul edip etmeyeceği bir sene öncesinden, en kötü 6 ay öncesinden zaten bunların hepsi imzalanır. 15 gün önce de zaten bir sözleşme imzalamışsınız. O zaman Atatürk aklınıza gelmedi mi demek zorundayız. Yok eğer biz bunları söyledik, Suudi Arabistan'da evet dediyse, gittik oraya, orada böyle bir kriz çıktıysa, adamlar bize tekmeyi vurmuşlar. İş ona geliyor. İş ona geliyor. Atatürkçülüğü, Atatürkçülüğü hepsini bir kenara bırakalım.
Adamlar bizimle oyun oynamışlar. Arabın bir tanesi tweet atıyor ya, insanları gaza getiriyor. Nasıl ayağımıza çağırdık, sonra sizi kovduk movduk ayağı yapmaya çalışıyorlar ya. Fenerbahçe formalarının üzerinde Atatürk'ün resmi var. Adam stada almıyorum diyor. Ya siz kimsiniz lan? Siz kimsiniz oğlum lan? Hele burada, burada. Bu vatan, bu vatan. Bu vatan böyle kolay verilmez. Sakin. Bu vatan böyle kolay verilmez. Sakin. Formada Atatürk var diye bizi burada dışarı çıkarttılar, sınav almadılar. TFF'nin kararı, TFF'nin kararı olduğunu söylediler. Bizzat. Bizzat TFF'nin kararı olduğunu söylediler. Ne ya? Allah'ın çölünde yaşayan, petrolü olmasa açlıktan birbirlerini yiyecek olan zihniyetler kalkmışlar, adalet adı altında birbirlerini taşlayarak öldürecek olan zihniyetler kalkmışlar bize ahlak dersi veriyorlar, bilmem etiklik metiklik, artık buna ne derseniz yani, bunun dersini bize vermeye çalışıyorlar. Yok efendim stadyumlar siyasi bir yerler değildir falan. Ulan hepiniz siyasetçisiniz lan, hepiniz siyasetçisiniz oğlum. Ülkelerin siyasetçilerini satın almak için cebinizdeki paraları ortaya döken adamlarsınız. Ülkelerin siyasetçilerini satın alıp kendinize biat ettiren adamlarsınız lan. Kalkmışsınız, efendim burası spor, burada böyle bir şey olmaz. Sikir! Anasını satayım. Allah aşkına ya. A Spor'da da ilk başta böyle bir... Kimdi lan o? Kimdi ya? A Spor yayınına baktım şöyle bir... Atatürk diyemedi adam orada, tamam mı? Efendim bizim futbolun dışında başka değerlerimiz de var falan böyle... diyor. Atatürk diyemiyor. Özellikle oraya takıldım. Orada Atatürk diyemiyor. İzledim. Atatürk diyemedi. Sonra stüdyoya bağlandılar. Stüdyodakiler efendim Atatürk falan demeye başlayınca ondan sonra Atatürk demeye başladılar. Oğlum neyden korkuyorsunuz lan? Oğlum neyden korkuyorsunuz ya? Allah'ın kitabınızı severseniz ya. Neyinden korkuyorsunuz lan? Arap'ın ülkesinde Atatürk diyemeyeceksen yemişim ben 13 kuruş parasını ya. Ya hem de kendi şeylerinden de korkuyorlar. La, acaba Atatürk dersen beni işten atarlar mı anasını satayım? Ya hele düştüğümüz duruma bak ya. Adam sapığını, tecavüzcüsünü, her türlü pisliği yapanını 7/24 anıyor. Senin ülkeni kurtarmış, iyi kötü senin bu hallere gelmene sebep olmuş adamın ismini söyleyemeyecek kadar korkaksın. Rezilsiniz ya, rezil. Acaba işimizden atılır mıyız? Atıl ulan işinden. Ne olacak oğlum? He? Kapı mı yok lan? Kapı mı yok? Ne de olsa akıyor. He, ben testimi doldurayım. Oradan Doğu Perinçek sesleniyor Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a. Baba, Türkiye'de Atatürkçülük adına bir şey yaptığınızı görmedik. Orada başımıza Atatürkçü kesildiniz. Bunu diyen Atatürkçü olsa diyeceğim neyse. Adı ne? Doğu Perinçek. Allah aşkına ya. Stadın ışıklarını kapatıyorlar. A Spor'un muhabirleri panikliyorlar. Kaşıkçı mı aklınıza geldi? Hayırdır? Yakarlar, makarlar, parçalarlar, öldürürler diye mi düşündünüz? Niye korkuyorsunuz oğlum? Ne korkuyorsunuz ya? Kim bunlar ya? Allah aşkına ya. Yok efendim, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, başkanları bir araya toplamış, Ali Başkan'ı ikna etmeye çalışıyorlar. Ya herkes prim peşinde. Olayın şey bu, herkes prim peşinde. Herkes oradan 3-5 kuruş reklam götürmenin derdinde. Ben bu olaylardan bunu gördüm. Ha, benimle aynı şeyi düşünmek zorunda değilsiniz. Giren burada kime girdi? Bir bakıyorum. Sonra diyorum ki demeyeyim. Demeyeyim, gerek yok, mahkemelik olmayalım. Efendim, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı rahatsızlanmış, ambulans çağırmışlar. Şimdi önce kalp krizi dediler, sonra istifa etti dediler. Erdoğan istifasını istedi dediler. Burada çıkacak olan tazminatı sen ödeyeceksin Mehmet Büyükekşi dedi dediler. Bundan dolayı da Mehmet Büyükekşi rahatsızlandı dediler. Diyorlar, derler. Onlar diyecekler. Ama biz her zaman Mehmet Büyükekşi'nin yanındayız. Mehmet Büyükekşi'yi tabii ki destekliyoruz arkadaşlar. Onlar ne derse desin.
Sessiz sessiz güleyim de. İnanırım inanırım. Sonra bugün Mehmet Büyükekşi yurda döndü. He, iyi güzel. Ya o 40 milyon dolar girmiş bize kardeş. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Araplar demişler ki tazminat istiyoruz. 40 milyon dolar. Vereceksiniz. Paramızı verin. Paramızı verin. Vallahi Mehmet Büyükekşi'nin benim bildiğim 3-4 tane belki daha fazladır. AVM'ye ortaklığı var. Ya buradaki paralardan Mehmet Büyükekşi ödesin. Madem böyle bir rezilliğe sebep oldular. Mehmet Büyükekşi ödesin kardeşim yani. Ya maksat para mara değil. Para bak para problem olsa hiç problem değil. Çıkarsın kardeşim halkına dersin ki şu Arapların 40 milyonunu ödeyelim. Halk da her türlü para toplar. Bunda bir problem yok. Sen korona döneminde IBAN verip diğer ülkeler para verirken sen IBAN verip para toplamış adamsın. Yani bunda bir problem yok yani. Ondan dolayı biz burada değiliz. Biz Erdoğan'ın bak olay olduktan sonraki sessizliğini ve ortadan kayboluşunu düşünüyoruz. Ne oldu? Niye gıkı çıkmıyor? Hiçbir şey söylemiyor. AKP zihniyetinden sadece bir Ömer Çelik, onun da ne dediği belli değil. AKP'ler ikiye bölünmüşler. Bir Atatürk tişörtü için ülke bize düşürdüğünüz duruma bak diyenler var. Atatürk resmini tişörtünü paylaştı diye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı yerden yere vuran AKP'liler var. Hayırdır CHP darbe mi yaptı diyorlar. Sen bu paylaşımı yaptın. Lan kimi paylaştı? Kimi paylaştı? Kimi paylaştı? Desteklediğiniz, destek verdiğiniz zihniyetin ne olduğunu görün. Tamam. Sizi götürdü Arapların kucağına attılar. Destek verdiğiniz, desteklediğiniz zihniyet. Onların size böyle muamele yapmasının arkasında acaba kim var? Birileri acaba bile bile bunu yap da bunları burada rezil edelim mi dediler. He? Ne de olsa elleri mahkum kabul edecekler. Biz de bunun üzerinden Türkiye'ye şu mesajı verelim. Bakın görüyorsunuz. Atatürkçüyüm diyenleri paramızla nasıl satın alıyoruz? Demek mi bak ağzımdan tükürük çıktı. Demek mi istediler? Birilerini satın alan Arap'ın doları Fenerbahçe ile Galatasaray'ı satın alamadı. İşin noktası bu. Öznesini, yüklemini size bırakıyorum. Nasıl geçirirseniz geçirin. Olay bu kardeşim. Olay bu. Ha burada Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin suçu yok mu? Var. Ha arka planda ne dönüyor onu bilmiyoruz. Kimin kime çalıştığını bilmiyoruz. Ama bir bakıyorum abi AKP'li trollere. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Araplarla Twitter'dan şey yapmışlar. Sohbet odasında konuşuyorlar. AKP'li troll. Tüm Türkler adına size yalvarıyorum. Türkiye'de tek bir Müslüman lider var. O da Erdoğan. Diğerleri Müslüman değil. Arap'ın bir tanesi de diyor ki bana göre hepsi aynı. Bana göre hepsi aynı. Yok yok. Olur da Erdoğan giderse Atatürkçüler de gelir. Ne yapar Atatürkçüler? Ne yapar? Ağzıza mı tırıklar? About government, and I support my government. Only government. Only my government. Okay, brothers. Actually, there is a difference between. Yes. So, brothers. I am here to beg you behalf of Turkish nation actually. Maybe you don't know. Support Erdogan. Yes, we support Erdogan because the only Muslim leader is the Erdogan in Turkey. If Erdogan loses any election, Atatürk supporters will win it, you know. What's the difference? I don't see any difference. He's talking about government, and I support my government. Only government. Only my government. Okay, brothers. Actually, there is a difference between. يا اخي اصبر بحاضر مشان الاربعين يا مرت 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 او مرت
Yes. So brothers, I am here to beg you behalf of Turkish nation actually. Maybe you don't know. Support Erdogan. Yes, we support Erdogan because the only Muslim leader is the Erdogan in Turkey. If Erdogan loses any election, Atatürk supporters will win it, you know? What's the difference created? There's a huge difference. What the difference? I don't see any difference. This is talking about government, and I support my government. Only government. Ne tavizler verdiniz oğlum? Ne tavizler verdiniz siz bu Araplara da adamları korkutmaya çalışıyoruz. He? Erdoğan'ı destekleyin. Erdoğan giderse, bunlar gelirse bak burada gördüğünüz krizin daha da büyüğü yaşanır. Demiyor ki oğlum biz bankamatik memuruyuz. Biz her türlü parayı alırız. Heh. Bizim işimiz buradan para yemek. Demiyor galiba. Diyemiyor. Ama Erdoğan giderse ben para kazanamam, iş bulamam. He, bunlar bir de o kadar suç işledim. O kadar insana iftira attım. Bir de bunun cezaevi yolu var falan. Artık onu mu düşünüyor, ne düşünüyor arkadaş bilmiyorum. Erdoğan'ı destekleyin. Bunlar bilerek bunu yaptılar. Erdoğan'ı destekleyin. Ya desteklerler. 5 milyar dolar vermişler sene başında Merkez Bankası'na. Haberde yazıyor ki 5 milyar doları geri istiyoruz. Yalan gerçek bilmiyorum. Valla burada kazanan kim oldu arkadaşlar? Kazanan halk oldu. Biraz geç kalmış bir uyanış oldu bu. Tabi burada AKP'nin, AKP'lilerin ve Erdoğan'ın sessiz kalışı da bize neyi gösteriyor? Siz birlik olursanız, bakın Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Anadolu kulüpleri, amatörler hepsi bir olursa, tamam mı? Siz insan olarak bir olursanız bak şu 23 seneyi dönün bir bakın. Sağcı, solcu, Alevi, Sunni, Kürt, Türk, Ermeni, Yahudi hepimizi böldü. Cemaatleri birbirine böldü. Cemaatleri, tarikatları kendi aralarında 3'e 4'e böldü. Hepsini böldü ve parçaladı. Kimse kimseyi desteklemiyor. Ha, Atatürk etrafında bir anda bu kadar insan topyekün gerek sosyal medyada, gerek sokakta, gerek normal vatandaşların arasında bir birleşme olunca hepsi bak sindiler. Hepsi sindiler, ortaya 3-4 tane trollerini attılar. Troller bağırıyor. Troller bağırıyor. Başka da bir şey değil. Troller bağırır. Onlar paralı eleman. Onlar bağıracaklar. Asıl bağırması gerekenler susuyor. Niye? Niye? Çünkü birileri korkuyor. Bu birliktelikten, bu birleşmeden korkuyor. Belki beklemiyorlardı böyle bir şey olmasını. Tamam mı? Şimdi gördüler ve korkmaya başladılar. Acaba biz neyi başaramadık? Biz böyle olsun istemedik ama bak gene bunlar bir yerde birleştiler. Bu mesaj birilerine derinden etkiliyor. Siz bakmayın. Uykusuz geçen geceleri düşünün. Tabii. Biz nasıl böyle bir fışkı yedik? Buna nasıl sebep olduk? Yavrum. Tabii işi abartan arkadaşlar var. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bayrağını falan almışlar. Takımların bayraklarını. Ellerine de keleşleri almışlar. Onlar keleş mi? G3 tüfeği mi nedir belli değil. Herkesin elinde silah var. Gerçek mi yalan mı o da belli değil. Tiplerine baksan at hırkızına benziyorlar. Hepsinin elinde şey var. Arabistan'ı tehdit ediyorlar. Uluyarak Arabistan'ı tehdit ediyorlar. Ya abi Allah aşkına yapmayın şöyle şeyler ya. Ya yapmayın şöyle şeyler ya. Lan dünya neresi? Allah aşkına. Yok neyse. Orayı konuştum ha. Vallahi konuştum. Özdemir'i taçlandırdın, Türkiye Futbol Federasyonu'na mı yaptın? Zaten anasını siktin bu ülkenin. Sanatçıları ayırdın, futbolcuları ayırdın, kulüpleri ayırdın. Bir oralara el kalmamıştı. Atmadığın oralara da el attın. Şimdi getirdiğin Futbol Federasyonu Başkanı da Türkiye'nin en büyük FETÖ'cüsüdür lan. Biz bunları mı anlatalım lan? Efendim güncel olaylardan ortaya karışık bir haber. Kızımız video çekiyor. 30'lu yaşlarda. Sadece psikileti olan erkeklere sesleniyor.
Diyor ki, ay diyor bazı kadınlar var, erkeklerle parası için birlikte olur, yoksa birlikte olmazlar. He. 30 yaşına gelmeysen sadece psikiyatrin var, he, benim niyetim senin o psikiyatrini almak falan. Aslında öyle kadınlar yokmuş, öyle kızlar yokmuş da hani biz erkekler bunu abartıyormuşuz tarzında bir şeye getirmiş. Vallahi ablam, eyvallah. Senin burada vermek istediğin mesajı çok güzel anladık. Senin zaten 30 yaşında sadece psikleti olan bir erkekle işin olmaz. Yani baktığımızda bize tipin onu gösteriyor. Bunun dışında zaten paralı erkek dışında birisiyle senin olma ihtimalin yok. Belli. Bir ikincisi o güzelliğini bozacak sadece bir tane ıslah mendil. Tamam? Bir ıslah mendille o güzel sıfatı yerle yeksan olur. Yani dedemin ahırının duvarına döner. Doğruları konuşalım. Şu an günümüz bu devir böyle bir devir. Onun için Şeyma Subaşı'nın kitabını almak için sıraya giriyordunuz ha? 2000 yorum, 3000 yorum, 5000 yorum atıyordunuz. Yorumların sadece 1500 tanesi bu kitabı alayım okuyayım ben de zengin erkek avcısı olayım. Bunların hepsini biliyoruz, hepsinin farkındayız. Biz salak değiliz. Ha, hepsi mi böyle? Hayır. %20'lik belki %30'luk bir kesim gerçekten iyi olan var mı? Var. Ama maalesef genele baktığında genelde böyle bir pozisyon var. Ümit Özat boşuna mı diyor? Bir tipime bakın diyor. Gözlerim şaşır. Tipsizim. Futbolcu olmasam, param olmasa benimle kim evlenir? Ve bunun üzerinden diğer futbolculara sesleniyor. Kardeşim şu futbolculara bakın ya. Tip yok hiçbirinde ya. Ceplerinde parası olmasa bu mankenler bunlarla birlikte olur mu? Olmaz. Ha, doğrudur, yanlıştır. Burasında değilim. Ama ortada bir gerçek var. Ortada bir gerçek var. Artık günümüzde sevgi, aşk bunlar bitti. Öyle bir şey yok. Kalmadı maalesef. Bulamıyorsun. Önce cebindeki paraya bakıyor. Para var mı? Var. Ben bu adama aşık olabilirim diyor. Ev, araba, mal, mülk. Oo, aşkı daha da büyütüyor. Paran yoksa bitti. Ha diyeceksin ki para olmadıktan sonra annem bile seni sever. Orası ayrı bir şey. Yani, doğruları konuşmamız lazım. Ha bir ikincisi. Şimdi genç kızlarımız, burası çok önemli. Maalesef sosyal medyada görmüş oldukları fenomen dedikleri. Hani böyle 500 bin, 600 bin, 1 milyonluk böyle sayfaları olan ne yediği belirsiz gençler var, tamam mı? Şahıslar var. Bu şahıslardan hoşlanıyorlar. Bizim başımıza gelmedi mi? Geldi. Sonra ne oluyor abi? Bu şahıslarla konuşmaya çalışıyorlar. Konuşuyorlar. İşin sonunda da sırf kendisi fenomen olmak için, bir şekilde takipçi toplamak için o şahısla birlikte oluyor, sevgili oluyor. Yurt dışından kalkıp Türkiye'ye gidip böyle bir hani ilişki yaşayanlar var. Duyuyoruz, kulağımıza geliyor. Bakın arkadaşlar, kızlarımız, nerede yaşadığın, nasıl bir ailede büyüdüğün umurumda bile değil. Şimdi bir kere mantıklı olacaksın. Bak, YouTube'da 160 bin takipçimiz var. Hepinize teşekkür ediyorum. Instagram'da bir sayfamızda 107 bin, öbür sayfamızda 80 bin takipçimiz var. İyi kötü biz de kendi çapımızda bir fenomenliğimiz var. Bu camianın içerisinden her türlü pisliğini görmüş birisi olarak size sesleniyorum. Sizin fenomen dediğiniz, ekranın önünde görmüş olduğunuz o şahıslar, arka planda ne bok yedikleri belli değil. Tamam. Sen kalkıyorsun, ananı babanı arkada bırakıyorsun. Sırf o çocukla birlikte olmak için, sevgili olmak için kalkıp Türkiye'ye gidiyorsun. Ve o çocukla sevgili oluyorsun. Tamam. Ama şunu unutuyorsun. O çocuğun etrafında senin gibi binlerce kadın var. Ve senin gibi o çocuğa mesaj atan ve o çocuğun da mesajlaştığı belki yüzlerce kadın var. Tamam? Sen belki saf, temiz duygunla, sevginle gidiyorsun. İçinin kalpleri bilen Allah'tır. Orasını bilemeyiz. Ya da çıkar ve menfaat doğrultusunda ya diyorsun ki belki buradan yürürüm, takipçim olur, fenomen olurum veya bir iş kapısı açılır falan filan diyorsun. Her zaman daha kötüsünü düşün. Kimse senin anan, baban, abin değil. Tamam? Bak uyuşturucuya başlarsın. Böyle saçma sapan maddeler kullanırsın. Allah göstermesin alır seni satarlar, pazarlarlar. Yanlış yollara girmeyin. Her gördüğünüz fenomenin arkasından gitmeyin. Tamam? Her gördüğünüz fenomene aşık olmayın, sevmeyin. Bir kere fenomen dediğimiz sosyal medyada video çeken, iyi kötü canlı yayın yapan şahısların adam olup olmadıklarını videolarının altındaki yorumların kalitesine göre anlarsınız arkadaşlar. Çok bilmişlik yapmak istemiyorum. Hepinizden özür diliyorum. Belki saçmalıyor diyorsunuz.
Hani benimle aynı frekansta olmayabilirsiniz. Ama durum ciddi. Durum çok ciddi. Maalesef genç kızlar kendilerini bu fenomen arkadaşlara kaptırıyorlar. Tamam. Kaptırıyorlar. Bu fenomen arkadaşlar da bu genç kızları gerek evlilik vaadiyle, gerek imam nikahı vaadiyle veya sevgili olalım, seni seviyorum bilmem ne bilmem ne vaadiyle kandırıyor. Kullanıyor, ilişki yaşıyor, bir yerden sonra sıkılıyor, tekmeyi vuruyor. Sonra başkası geliyor. Ha, burada şunu diyebilirsiniz, kendi düşen ağlamaz. Ben bunu diyemiyorum. Maalesef ben bunu diyemem. Çünkü bu camianın içerisindeki pislikleri biliyorum. Pislikleri biliyorum. Ve gerçekten rahatsız oluyorum. Temiz kalmaya çalışıyorum. Temiz olmaya çalışıyorum. Hani ya bak, biz siyasi mizah yapıyoruz. Bizim kimsenin karısında, kızında veya ne bileyim böyle lay lay lon muhabbetler, kadınlarla işte eğlenceli videolar, bu tarz şeylerimiz olmadığı halde, tamam mı? Bize böyle teklifler geliyorsa, yani ben onları düşünemiyorum ya. Ben onları düşünemiyorum. Onun için dikkatli olmak zorundasınız. Bir ikincisi, tabii ki sevebilir misin, seversin. Genelde sosyal medya elinin altında. Bir insan sürekli ekranı, telefonu aldığında, ekranda aynı kişiyi gördüğünde, kadın olsun erkek olsun, bir yerden sonra sevmeye, ilgi duymaya başlıyor. Ve bir yerden sonra bu saplantıya dönüşüyor. Bunu da anlıyorum. Ama burada önemli olan şey karşındaki insanın kim olduğunu bilme. Tamam mı? Karşındaki insanın kim olduğunu bilme. Biz gidiyoruz, oturmuyor muyuz? Arkadaşlarımızla yemek yemiyor muyuz? İlk defa hani bizimle görüşmek isteyen insanlar olmuyor mu? Oluyor. Kadın veya erkek fark etmiyor. Yani mesela geliyor bir kadın, bana diyor ki ben diyor seni seviyorum diyor ya, seninle evlenmek istiyorum diyor. Böyle bakıyorum ya, hani abla neyi mi sevdin? Videolardaki beni sevdim. Ben videolardaki fakir değilim. Videolardaki fakir normal hayattaki fakir değil. Bunu anlaman için benimle biraz zaman geçirmen lazım. Ha, öyle olamam. Burası profesyonel bir mecra. Ben burada işimi yapıyorum. Tamam mı? Gülüyorum, eğleniyorum. Ha, böyle olduğum normal hayatta var mı? Var. Ama bu tanımadığım, ilk defa gördüğüm, ilk defa yemek yediğim bir insanla olamaz. Ondan sonra böyle bir donuyor kalıyor. Bu muymuş diyor. Ne olmasın istiyor? Sana babam ve oğlum da olduğu gibi koşarak mı gelelim kız? Allah'ım yarabbim yarasın Allah. Birazcık düşünmemiz lazım değil mi? Birazcık düşünmemiz lazım. Ya neler neler yaşıyoruz. Neler neler yaşıyoruz. Bir de olayı uzatmak istemiyorum ama. Şimdi ablamız sevgilisinden ayrılıyor. Sevgilisinden ayrıldıktan sonra o an kimi takip ediyorsa hepsine mesaj atıyor. Belki bunlardan birini düşürürüm diye. Bu olay başıma geldi. Böyle bir olay başıma geldi. Şimdi genelde mesaj geliyor bizim Instagram DM kutumuza. İşte bakıyoruz mesajlara. İşte kan, man, bu tarz şeyler varsa isteyenler. Bunları Instagram'da hikayemizde paylaşıyoruz. Gidin kan verin diye. Baktım ablam yazmış. Ya annemle seni 3 senedir takip ediyoruz. Gerçekten senden hoşlanıyorum. Ve seninle bir çay içmek istiyorum falan. Eyvallah, teşekkür ettim. Tam o sırada korona morona bilmem ne girdi araya. Olay kapandı gitti. Koronanın bitimine doğru tekrardan döndü. Geldi, ben çay içmek istiyorum. Eyvallah dedim. Söz verdik ya. Hadi gel çay içelim. Ablam bana anlatıyor durumu. Niye dedim bana mesaj attın? Diyor ki bana. Ya diyor sevgilimden ayrılmıştım. Evet. O işte gelmiş buna demiş ki ben demiş yeni birini buldum demiş. Fotoğraf atmış, kız da çok güzelmiş. Ben de dedim ki ulan madem öyle ben de senden daha ünlü birini ayarlayacağım. Ne oldu? Seni buldum. Ne oldu dedim işte, biz manita mı olmuş olduk? Sevgili mi olduk yani? Oluruz, niye olmayalım? Neyse. Anlatmak istediğimi umarım anlatabilmişimdir. Hakkınızı helal edin. Biraz uzattım, kusura bakmayın. Durum kötü. Kolladık big. Siktir lan. Alın lan bunu. Bundan bir bok olmaz ya.